Geri dönüşüm dediğiniz zaman baktığınızda özellikle tabiata bırakmış olduğumuz ambalaj atıkları veyahut da farklı atıklar birdenbire tabiatta yok olmuyor. Uzunca bir süre yok olması için zaman geçmesi gerekiyor. Çevreyle ilgili tarafı böyle bunların. Bunun ekonomik tarafı da baktığınız zaman hepsi yenilendiği zaman ekonomik bir değer. Tesisimiz de var, çalışmaları da yürütüyoruz. Her türlü bu noktada farkındalık oluşturacak veyahut da vatandaşlarımızın bilincini artıracak çalışmaları da yapıyoruz ama birer geri dönüşüm gönüllüsü. Niye? Bu ambalaj atıkları, özellikle plastik, cam vesaire, her türlü atıklar, metal vesaire. Bunların çöpe atılmaması, gelişigüzel atılmaması, doğaya bırakılmaması noktasında bir bilinç oluşturmamız lazım. Bunda da çocuklarımız, gençlerimiz bizim en önemli paydaşlarımız. Kayçay Ovası'nda ambalaj atıklarının geri dönüşümü, bertaraf edilmesi ve ambalaj atıklarının yeniden ekonomiye kazanması noktasında kurulmuş bir tesis. İşin nihai tarafında baktığınız zaman ülkemiz için, şehrimiz için ekonomik getirisi olan bir tesis. Ama bir diğer taraftan baktığınızda da çevreci bir tesis. Özellikle bazı ambalaj atıkları, plastik, naylon, cam atıklar gibi atıklar, çevreye verdikleri zararlar, tahribatlar, hele hele uzun yıllar boyunca kolay kolay tabiatta kaybolmamaları, tabiatta kalmaları ciddi bir sorun. Böyle baktığımız zaman bizim ciddi bir kazanımımız var. Hem ekonomik bir kazanımımız var, hem de çevreci bir kazanımımız var. Bunun daha ötesinde bir şey var. Biz belediye olarak biliyorsunuz ağaç dikiyoruz, yeşillendiriyoruz ki Koca Sinan Belediyesi olarak en önem verdiğimiz işlerden bir tanesi. Ciddi manada her yıl yüz binlerce sayılarla ifade edilen ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Ama bununla birlikte özellikle diktiğimiz ağacın yarısı kadar da kazandığımız kayça vasıtasıyla, geri dönüşüm vasıtasıyla bu ağaçların kesilmesine engel olduğumuz gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu da herhalde ekonomik kazanım kadar çevreci kazanım, yeşil adına kazanım çok değerli olduğunu düşünüyorum.